Müzeye sanat eserlerini görmek için geldiğinizde iki atlı polisle karşı karşıya geliyorsunuz. Polislerin üzerinde üniformaları var ve atlarının üstündeler. Polis akademisinde polis olmak için aldıkları eğitimi burada sergiye gelen kalabalığı kontrol etmek için uyguluyorlar. Bu polisler sizin üzerinize geliyorlar ve size ne yapmanız gerektiğini, nereye hareket etmeniz gerektiğini, durmanız gereken yeri ve ne yapmamanız gerektiğini emrediyorlar. Her gün yaptıkları işte olduğu gibi bu emirleri verirken de atları kullanıyorlar. That's lovely. Well done. Okay, the horse is now going to walk forward. Can you just stand aside, please? Lovely. Thank you very much. Wait there. İnsanların bunun sanat olduğunu bilmesine gerek yok. Benim için bu çok önemli. Çünkü sanat olduğunu bilirseniz, günlük hayatınızda yaptığınız şeylerle bağdaştıramayabilirsiniz. Aslında burada yaratmak istediğim çağrışım, insanların günlük hayatlarındaki gibi polis tarafından kontrol edildiklerini hissetmelerini sağlamak. Benim için taşıdığı önem gerçekten çok büyük. İnsanlar bunun sanat olduğunu düşünmüyor. Böylece onu canlı bir olay olarak yaşayabiliyorlar. Canlı bir olayın temsili olarak izlemiyorlar. Benim çalışma şeklim bu. İnsanlara yaşatmak istediğim durum, izleyicilerin güçle ilgili küçük bir deneyim sahibi olmasıdır. Buradaki durumda da polisle güç olgusunu yarattım. Mesela bir sonrakinde Valencia'da başka bir çalışma yapacağım. Orada seyircinin bir dakikalığına gücü eline almasını sağlayacağım. Amacım gücün farklı evrelerini görsellik üzerinden anlatmaya çalışmak. Şimdiye dek yaptığım her bir çalışmada, televizyonda, haberlerde daha önceden gördüğüm alıntı denemeleri, şöyle de söyleyebiliriz, yani görsel alıntı denemeleri, yani politik eğitimin asıl kaynağını, kötü olan politik eğitimin asıl kaynağını oluşturan haberleri nasıl başka bir şeye dönüştürebiliriz sorusunu düşünmek ve düşündürmek istiyorum. Atlı polisleri 68'de çekilmiş fotoğraflarda görebiliriz. Hatta 35'lerde, 68'de ve 2000'lerde de görebiliriz. Atlı polisler, gücün tekrar eden tarihsel bir imgesi. İzleyiciler tarafından her zaman belirli bir politik eylemle ilişkilendiriliyorlar. İnsanların benzer şekilde tepki verdiklerini görmek dikkatimi çekiyor. Bu insanları kontrol etmekle mi ilgili ya da bunun terörizmle bir ilgisi var mı? Sanırım bütün bunlar insanın içinde var olan şeyler. Fakat bunları düşünmek istemiyor. İşte bu çalışmalar insanların bir şekilde yaşadığımız anın farkındalığına yeniden ulaşmalarını sağlamanın bir yolu.